Şimdi finalde şöyle bir finale yakışır bir konuşmayla bitireyim bu akşam. Arkadaşlar, Abdülhamit neyle yıpratıldı? Arap Yarımadası'ndan nasıl zafiyete düşürüldü? Lawrence'lar neler yaptılar? Tarihten biliyorsunuz. Sebebi neydi? Arap Yarımadası'ndaki petrolü ele geçirmek ve dahi sonraki dönemde Musul'u ve Kerkük. Bakın, Misak-ı Milli sınırları içinde Musul, Kerkük sendeydi. Ama Lozan'da orayı bile zapt edemedin. Hadise böyle. Eğer Musul Kerkük, bakın bıraktım Arap Yarımadası'nı. Musul Kerkük petrolü sende kalsaydı senin yaşamış olduğun 100 yıllık cumhuriyet ne kadar refah içinde olurdu? Hiç düşündünüz mü? Şimdi ne oldu? Depremden sonra bir mucize oldu. O bölgede kırılmalardan kaynaklı petrol şimdi yukarı geleceğim diye uğraşıyor. Gabar'da İşte şu anda şakır şakır petrol çıkıyor. Niye senin o bölgeni özellikle istiyorlar? Neden sözde Kürdistan adı altında bir faaliyete geçmek istiyorlar? Ve bunun taşeronluğunu siyasal anlamda kim yapmaya çalışıyor? Kemal Kılıçdaroğlu. Neden? Ne diyor bunu yaparken de? Özellikle getireceğim. Özellik ne demek arkadaşım? Bir araştırın bakın, Google amcaya sorun. Size söyler özellikle ne olduğunu. Dertleri senin ülkenin karanlıkta kalma. Yani bizi hala daha hasta Osmanlı konumunda tutmak istiyorlar. Ve buna hizmetkarlığı görev zanneden, sözde muhalefete de ve onlara inanan, peşlerine takılanlara da sesleniyorum. Ey Atatürkçüler! Mustafa Kemal'in kemiklerini daha fazla sızlatmayın. İyi Parti'nin içinde hala az da olsa kaldığına inandığım Türk milliyetçileri. Size sesleniyorum. Şahsiyetleriniz, Türkiye üzerine göstereceğiniz irade, Kandil'deki, Sincar'daki 3-5 namussuz teröriste sizi saftaş etmesin. Bayrağınıza düşman oluyorsunuz, farkında bile değilsiniz. Meral Akşener hepinizi uyutuyor. Masada o yok, bu yok. Masanın tam tepesinde duruyor. Tam tepesinde duruyor. Ey Ümit Özdağ! İmitasyon ülkücü, Mossad'ın gözdesi. Ey Ümit Özdağ! Sen caka satmayı seviyorsun ama hazırlattığın tutanağı YPG, PYD dahi yazamayacak kadar aciz imitasyon ülkücüsün. Sen ülkücülüğün üzerinden siyasi rant devşiren, siyaseti ticaret alanı olarak gören bir imitasyon ülkücüsün. Bak, bu kadar net söylüyorum. Delikanlı ülkücüysen eğer oraya YPG, PYD belirtmen lazımdı. Belirtebildin mi? Belirtemedin. Niye? Kandil'deki ağababalarınız size kızadı ondan. Sem amca hepinize kızadı ondan. İşte uyanın, bu gerçekleri görün. Ondan sonra zaten çözeriz. Sağ düşünürsün, sol düşünürsün, eğri düşünürsün, doğru düşünürsün. Her şeyin müşterekinde buluşuruz. Benim seçimle ilgili ilk seçimde de söyledim. Endişem yok dedim. Şimdi bu seçimle de ilgili söylüyorum. Endişem yok. Ama buradan bir çağrıda bulunacağım. Ki ilk seçimle ilgili çağrıda bulunmadım. Hep eleştirel yayınlar yaptım. Şimdi AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi seçmenine sesleniyorum. Ve dahi İyi Parti'nin içinde vatanını sevdiğine inandığım çok az sayıda insan kaldı. Onlara da sesleniyorum. Öyle bir ders verin ki Amerikan emperyalizmine. Öyle bir ders verin ki Fransız sömürgeciliğine. Öyle bir ders verin ki mavi vatanımıza göz dikenlere. Öyle bir ders verin ki Akdeniz'deki enerji koridorumuza göz dikenlere. Vatanımıza göz dikenlere öyle bir ders verin ki tarihin en acı dersi olsun onlara. Öyle bir gömün ki sandığa bunları. Bir daha kafalarını dahi çıkartmaya fırsat bulamasınlar. Söze gelince sen Erdoğan'ı savunuyorsun diyenlere sesleniyorum. Bakın, beni eleştirebilmeniz için karşıma net gelmeniz lazım. Fox TV'nin küçük kayasına, SZC TV'den de şimdi kovuldu galiba, ayrılmış, kovuldu demeyeyim de ayrılmış Fatih Portakal, YouTube'a geri dönmüş diye duydum. Fatih Portakal'a yapabildiniz mi bugüne kadar sen niye tarafsın diye eleştiri? Yapamadınız. Bana niye yapmaya kalkıyorsunuz? Gücünüz bana mı yetmeye çalışıyor? Sakın ha, beni hiçbir şekilde yıldıramazsınız. Ben vatanım için doğru olanı söyleyeceğim. Açılım zamanı AK Parti'yi nasıl eleştiriyorsam şu anda da saç açılım zamanı
saçılımın peşinde koşanları eleştiriyorum. AK Parti zamanında FETÖ'yle birlikte yürümek zorunda kaldığı dönem için nasıl eleştiriyorsam, bugün FETÖ'ye köpeklik edenleri de eleştiriyorum. Benim çizgim değişmedi. Dün Habur'da kurulan çadır mahkemelerine karşıydınız. Sözüm ona Megri'ye karşıydınız. CHP'nin seçim arabasında genç kızları Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı kışkırtmak için savaşa, dağlara çağıran şarkıları çaldırır oldunuz. Siz daha beter oldunuz. Siz daha beter oldunuz. Osman Öcalan TRT'ye çıkartıldı dediniz. Osman Öcalan TRT'ye çıktığında aynen şu kelimeyi kullandı. PKK, Uluslararası İstihbarat Örgütlerinin maşası haline dönüştü dedi. Özerklik demedi. Ama bugün Cumhurbaşkanı yapmak istediğiniz şahıs özerklik dedi. Ben getireceğim dedi. Yasin Börü ve 50'den fazla vatandaşın katledilmesine sebep olan sokaktaki eylem çağrısına gerçekleştiren Selo'ya özgürlük istemeye kalkanı Cumhurbaşkanı yapmaya kalkıyorsunuz. HDP ile protokol yapıyorsunuz, anlaşıyorsunuz. Bir oy HDP diyor ki, bir oy Yeşil Sol'a, bir oy Kemal Kılıçdaroğlu'na diyorsunuz. Ve bu çağrıyı yapıyor, siz bunu sindiriyorsunuz. Daha da ağır kelimeler de kullanacağım şimdi. Ama sözüm ona, Atatürkçüsünüz, üniter devletçisiniz. Nasıl oluyor bu? Bakın, bir insan hem kel, hem odul, hem de üstüne ebleh olamaz. Bakın, son cümlemi söyleyeyim. Ya Mustafa Kemal'in askeri olursunuz, ya da o sırrı sakın dediği gibi Mustafa Kemal'in itleri sözünü sindirirsiniz. Daha da başka söze gerek yok. Ya istiklal, ya ölüm. Bu kadar. Çünkü Türkiye seçimi, emperyalin dediği gibi tarihin en önemli seçimi. Çünkü onların emperyal kirli oyunlarını hayata geçirebilmek için Türkiye'deki son kalenin düşmesi lazım. Düşürülemezse bütün hayalleri bitecek. Irak'ta yaşadıkları hezimetin, hüsranın aynısını Suriye'de yaşayacaklar. Defolup gidecekler bir daha gelmemek üzere. Ve Akdeniz'e de giremeyecekler bundan sonra. Çünkü Atatürk'ün dediği gibi, İstikbal göklerdedir sözünü biz prensip edinmişiz. Gökyüzünü sihalarımızla, ihalarımızla, hür kuşumuzla donatmaya başladığımız gibi çok yakın zamanda kağanlarla da donatacağız Allah'ın izniyle. Her zaman söylediğim gibi şu kafada senin içindeki süngerimsi sıvı var ya, beyin diyor. Onu doğru kullanın, etrafını çeviren contayı yakmayın arkadaşlar.